Efendim ekonomi gündemi diyelim. Uluslararası finans piyasaları uzmanı Seyfi Akil hocam günaydın, hoş geldin. Günaydın Canlı, iyi yayınlar diliyorum. Hemen ekonomi gündemindeki evet. Başlıkların haftayı kapatıyoruz. Özellikle dövizdeki hareketlilik 10 liraya yaklaşması tartışmanın mihenk taşını oluşturuyor. Senin gündeminde neler var hocam? Tabii ki Canlı. İzin verirseniz hemen hızlıca bu döviz piyasasındaki hareketliliği bir konuşalım. Sonra diğer gündemleri hemen bu kalan bölümlerde de değerlendirelim. Ben duymakta zorlanıyorum rejideki arkadaşlarım stüdyo verebilir. Zaten şu anda cam kenarındayım. Şu anda nasıl? Evet, evet hocam. Şu anda daha iyi değil mi Can Bey sesin? Nispeten. Evet, sanırım bugün biraz daha hatlarda bir sıkıntı var. Özür diliyorum. Şimdi tabii bu döviz kurunda yaşanan gelişmeleri daha iyi anlayabilmek için şunu daha anlamak lazım. Özellikle son 2-3 aydır beri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın farklı politika araçlarını kullanarak farklı bir düşünce içerisinde döviz kurundaki yükselmelere sessiz kaldığını ifade etmiştik. Bakın bu tabii bunun içerisinde küresel gelişmeler de muhakkak etkili. Bunu zaten sürekli söylüyoruz ama bugün sizlerle izin verirseniz hiç kimsenin konuşmadığı başka bir gerçeklerden konuşalım. Merkez Bankası ve BDDK verilerinden yararlanarak size Merkez Bankası'nın TL'nin değer kaybını bilinçli olarak düşürdüğünün kanıtlarını söyleyeceğim. Şimdi Merkez Bankası döviz kurunu artırmak için elinden geleni yapıyor diye bir başlıkla başlayayım. Nasıl oluyor? Bakın bilançoları incelediğinizde sizi ben yılbaşına götüreceğim. Yani Ocak, Şubat, Mart o dönemleri hatırlayalım. Bu dönemde Merkez Bankası'nın rezervi 46.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Eylül sonuna baktığımızda ise bu rezerv oranları 74.9 milyar dolara kadar ulaştı. Şimdi kritik soruyu soracağım. Merkez Bankası özellikle faiz indiriminden sonra ki hatırlayın son 2 aydır verimiz 300 bas puan da indirdik. Acaba şu soruyu soralım kendimize. Merkez Bankası bu dönemde reskont kredileri ya da zorunlu karşılık oranları artırmak dışında acaba başka bir şey yaptı mı? Hadi hiç konuşulmayan bir başlık atayım ben size bu dönemde. Acaba Merkez Bankası bu dönemde ihracat kredileri dönüşünden döviz aldı mı? Bakın zorunlu karşılık oranların artırılmasını kilitesin dün de aynısını konuştuk biz hatırlayın. Temmuz ayında da Haziran ayında da yine Merkez Bankası bu artırımları gerçekleştirmişti. Yaklaşık 3 milyar dolarlık bir gelir elde etti. Tabii bu dönem içinde IMF'den gelen CDR'ler de vardı ama asıl kritik konuyu bence buradan altını çizmek lazım. Tekrar söyleyeyim. Bu dönemde ihracat kredilerinden dönüşten Merkez Bankası acaba döviz aldı mı? Bakın bilançolar ne diyor Can Bey Merkez Bankası'nın? Eylül ayına kadar rezervine Merkez Bankası'nın bilançolarına göre 28.4 milyar dolar eklendi. 3 milyar zorunlu karşılıklardan geldi. 6 milyar da şeyden geldi. IMF SGR'lerden etti size 9. Geriye kalan farkı nasıl açıklayacaksınız? Bakın bunu da yine Merkez Bankası'nın bilançolarını açar bakarsak göreceğiz. Nitekim dün para ve banka istatistikleri yayınlandı. Yani her perşembe yayınlanıyor. Yurt içi yerleşikleri yani bizim, sizin TL'den kaçış 0.03 yani TL mevduatlarından TL'yi çekmesi çok ama çok düşük. Diyorsunuz ki acaba bu adam veya vatandaş dolardaki yükselişi beklentisinden dolayı acaba TL'sini gidip döviz mevduatına mı yatırıldı? O da yine %1 seviyelerinde yani çok ama çok düşük. O zaman diğer kritik soru da şu. Vatandaş dolar almamış ise hani biz hep konuşuyoruz ya tam dolarizasyon diye. Bu kadar düşük iken acaba Merkez Bankası alım yaptı mı? Diğer bir şey de bu. Piyasadan almadığı kesin. Çünkü eğer piyasadan almış olsaydı bunları Merkez Bankası bilançolarında görürdük. Ama bu aradaki fark maalesef Merkez Bankası'nın bilançolarına kayıtlı değil. Dolayısıyla bu birikme yani merkez tarafından bizzat piyasadan döviz toplanması döviz kurundaki
yükselişe de zemin hazırlamış oldu. Bunları ben söylemiyorum. Açar bakarsanız Merkez Bankası'nın bilançolarını görürsünüz. Nitekim BDDK verileri de bunu ispat eden unsurda veriler de açıkladı. Dolayısıyla Merkez Bankası piyasadan döviz satın almaya başladı. Ha bu spot piyasadan olur, bankalar aracılığın olur. Biraz önce ifade ettiğim gibi ihracat dönüşlü döviz toplamı olur. Yani bilinçli olarak Merkez Bankası TL'nin değer kaybına göz yumuyor diyebiliriz. Bakın ben sizi biraz daha yakın tarihe götüreceğim. Yine Merkez Bankası bilançolarına 28 Ekim haftası yani bu geçen haftadan bu zamana kadar dün itibariyle 28 Ekim haftasıyla başlayan dönemde 21.31 milyar dolar hisse senedi, 5.47 milyarlık dips ve yaklaşık 2 milyar dolarlık da diğer para aktarım mekanizmalarında varlıkları bulunuyor. Nedir bu diğer aktarım mekanizmaları? Repo, ters repo gibi aktif olarak kullandığı varlıklar. O zaman bir de bunun üzerine şu soruyu soralım. Şimdi bunlar, bu bahsettiğim rakamlar Merkez Bankası'nın kayıtlı olan varlıkları. Ne zaman bu? 28 Ekim haftası itibariyle. Neydi bizim 28 Ekim haftasında döviz kuru Sayın Can Bey? 8.88, 8.90 civarlarındaydı. Peki şu anda döviz ne kadar? Dolar 10 lira. Peki eğer bunları TL cinsinden tutuyor isen, burada bir TL cinsinden varlık kaybı oluştu. 8.90 lira, 9.90 lira. Eğer döviz cinsinden tutuyorsan, işte bizim o baştan beri, yani konuşmamın başından beri ifade ettiğim piyasadan Merkez Bankası kanalıyla bizzat Merkez Bankası'nın eline döviz toplandığının da bilançolardaki kanıtıdır bu. Onu da söyleyeyim. Peki yurt içinde bunlar olurken acaba yabancılar ne yaptı? Hani hep biz diyoruz ya yabancı girişimci çok az, sıcak paraya muhtacız vesaire diye. Bakın yine açıklanan verilerden size söyleyeyim. Kaynağım da şudur. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistikleri dünkü yayınlanan veri. Yabancılar bu bahsettiğim dönemde yani o 28 Ekim haftasıyla başlayan dönemde 153 milyon dolar hisse, ya küsuratlar var ama küsuratlarını hızlıca geçeceğim. 528 milyon dolarlık da devlet iç borçlanma senetleri satmış. Yani piyasadan çıkmış. Şimdi elimizde bir tane done vardı Can Bey. Neydi o? Merkez Bankası'nın arka yoldan dolanarak piyasadan döviz toplaması. Bir de bunun üzerine yabancıların piyasadan çıktığını düşünün. O zaman ortaya bir döviz talebi geliyor. Piyasaya döviz satan Merkez Bankası. Biz biraz önce verileri verdim size. Vatandaşların, yurt içindeki kişilerin öyle aman aman bir döviz varlık mevduat hesapları da yok. Dövizin bu kadar yükseldiği bir ortamda sadece bu verilere bakarak Merkez Bankası'nın bile piyasadan el altından döviz biriktirdiğini söyleyebiliriz. Demek ki sonucu şu, Merkez Bankası'nın arka bahçeden dolanarak döviz biriktirme sebepleri, döviz biriktirme nedeniyle bugün sadece iç koşulları değerlendirdiğinizde döviz kurunu bugün 10 seviyelerine yaklaştığını çok rahatlıkla sadece bilanço verilerinden söyleyebiliriz. Bugüne kadar, yani bugüne kadar derken yılbaşından itibaren bahsediyorum. 2021 yılbaşından itibaren bahsediyorum. Hep konuşuyoruz işte şu kadar çıkış oldu, bu kadar çıkış oldu diye ama toplam çıkış swap hesaplarını saymazsanız, yani onları bir kenarda bırakırsanız ki orada da ciddi bir çıkış var. Yılbaşından bu yana değerlendirdiğimizde TL ile dövizin takas yapılma işlemlerinde yaklaşık 4.2 milyar dolarlık da bir azalış var. Bahsettiğim veriler swap hariç. Yabancıların çıkışı Mart'tan ta ki Ekim sonuna kadar yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde. Yine hatırlatıyorum, Ekim ayında döviz kuru 8.90 seviyelerinde, bugün 10 liraya yaklaştı. O zaman Ekim ayında 8.90 olan döviz kuru ve bugün 10 lira sınırında bu çıkışlar da ortadayken hadi şu sorunun cevabını arayalım. Piyasadan döviz alan kim? Bu dönemde dikkat edin ha. Merkez Bankası'nın da ihale yoluyla döviz satışı da çok sınırlı. Bunu da hemen söyleyeyim.
Merak edenler için sadece hatırlatmak anlamında söylüyorum Sayın Can Bey. Mart ayında döviz kuru 7.40'tı. Kim aldı bu şeyden, bu seviyeden? Bakın Mart ayında 7.40, bugün 10. Arada nereden baksanız 2,5 TL'lik bir kayıp var. Bu kayıp esnasında piyasadan kim TL'ye aldı? Ya da tam tersini soralım. Kim hangi işlem yaptı ki bugün biz 10 TL sınırına yaklaşan bir döviz kuru? Ve yine söylüyorum, eğer Merkez Bankası bu politikalarına devam ettiği sürece, Türk lirasındaki değer kaybına sessiz kaldığı müddetçe, yani inşallah olmaz ama ya umarım bu konuşmalarımız boşa gider, döviz kurunun daha yeni rekorlar kırmasını da görmemek mümkün değil. Yani şu açıklanan cari döngü fazlası vesaire de hikaye, ben size onu söyleyeyim yani. Bütün bu bilançoları değerlendirdiğinizde nasıl oluyor da siz fazla veriyorsunuz? 1.6 milyar dolar gibi cari fazla verdi. Ne yaptın cari fazla vermek için? Üretim mi yaptın? Yok. Sadece miktar bazlı ihracatın arttı ama değer bakımından ihracatın azaldı. Ne demişti Merkez Bankası bir önceki sunumunda, açıklamasında? Biz artık enflasyonu baz almıyoruz. Enflasyondan ziyade cari dengeyi esas alıyoruz. Bakın ben size veriler de verdim. Piyasadan döviz toplayan bir şey Merkez Bankası. Öbür taraftan ne hikmetse iki aileleri fazla veren bir dış ticaret. Gerçekten de Türkiye devleti ya da Türk ticareti bu kadar fazla mı verdi dersiniz? Eğer bu kadar fazla verdiyse 30 milyar dolara yakın dış ticaret açığı nasıl oluştu? Bunun birisi cevabını verebilir mi bize? Demek ki buradan, bu ihracat artışından da Merkez Bankası'nın dövizden nemalandığı en azından şeye bakarak, bilançolarına bakarak söyleyebiliriz. Yine başka bir veri ben size söyleyeyim. Merkez Bankası'nın verisi. Bu ortaya attığım tezi destekler nitelikli. Mart ve Ağustos ayında 7.40'dan 8.30'a yükseliyor döviz kuru. Yani aradan geçen bir 6-7 ayda. Ama ülke rezervine 28 milyar ekliyoruz. Yani bu dönemde, bakın ben size çok daha dikkat çekici başka bir şey söyleyeyim. Mart ve Ağustos döneminde 16 milyar dolar da dışarıdan borçlandık. Geçtiğimiz ay sadece 3 günde hazinenin dışarıdan borçlanma miktarı 8 milyar dolar. Mart ve Ağustos ayında toplam 16 milyar borçlanıyoruz. Bunun sadece ilk 3 gündeki 8 milyar dolarlık borçlanması hazineden. Peki o zaman soru şu. Bu alınan borçlar, yani dışarıdan gelen borçlar acaba Merkez Bankası'nın rezervine eklendi mi? Yani biz bugün işte 125 milyar dolar seviyesine çıktık vesaire diye ifade ettiğimiz Merkez Bankası rezervindeki artışta bir, ihracattan elde edilen döviz geliri Merkez Bankası'na aktarıldı mı? İki, dışarıdan borçlanmayla elde edilen döviz Merkez Bankası'nın rezervine eklendi mi? Bunların cevabını. Üçüncüsü de gerçekten de sadece bu biraz önce yayının başından beri ifade etmeye çalıştığım bilanço bilgileri bilanço bilgileri ışığında Merkez Bankası piyasadan gerçekten de döviz topladı mı? İşte ne zaman ki bunlara şeffaf bir şekilde cevap bulunur, ne zaman ki bunlar çıkıp da yetkililer ağzından evet ya da hayır diye söylenerek piyasa rahatlar, işte o zaman biz sadece para piyasalarından kaynaklanan bu gerçekleşmelerin de amaçlarını inceleyebiliriz. O zaman son bir bununla ilgili bir şey sorayım. İzninizle, eğer sizin de sorunuz yoksa bu bölümü kapatayım. TL'de devamlı kayıp varken, piyasada dövize olan talep de fazlayken, acaba Merkez Bankası bu süreç içerisinde neden TL'nin değer kaybına müdahale etmiyor? Ya da yabancılar, yani yabancı yerleşikler, yabancı yatırımcılar Can Bey, kayıtlarda görülmeyen bir çıkış mı yapıyor? İşte piyasanın beklediği, yani o döviz kurundaki hareketliliği, piyasadaki o güven sorununun ortaya çıkması sadece Merkez Bankası kanalına ifade edebileceğimiz unsurlar bunlar diyebilirim.
Çok teşekkür ediyoruz Seyfi Akil Hoca. Hafta başında stüdyoda yeniden bir arada olabilmek dileğiyle. Çok sağ olun. Efendim, uluslararası finans piyasaları uzmanı Doktor Seyfi Akil işte ekonomi gündemi ve dolar ve dövize ilişkin genel değerlendirmesini bu çerçevede gerçekleştirdi. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla birlikte günü noktalayacağız. Akşam saat 20'de Hakan Topkurulu'yla Büyüteş'te yine ekonomi gündemiyle sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Hoşçakalın.